Sayın seyirciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Kahraman Maraş Göksu'nun içerisindeyiz. Yanımızda da Kızılöz Mahallesi muhtarımız Ekrem Bozo olan abimiz var. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladı, misafir etti. Allah razı olsun diyoruz arkadaşlar. Göksu'nun hakikaten serin yayla işiyoruz. Böyle etrafı bir gösterelim. Sayın izleyiciler, tam Göksu'nun merkezinde ve sayın izleyiciler çok güzel. Burası neyle ünlü? Elmasın ve ünlü değil mi efendim? Evet. Göksu'nun tam göbeğindeyiz. Doğru mu efendim? Evet. Bu taraf Kayseri Sarıza gidiyor. Bu taraf Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya'ya gidiyor sayın izleyiciler. Doğu'nun her tarafına gidiyor. Bu tarafta Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman. Yani tam merkezde Göksu. Evet, doğru mu efendim? Dört yol çatındayız. Evet, muhtar. Birinci dönem muhtar seçildiniz. Evet. Efendim, nüfusumuz ne kadar? 150 seçmenimiz var. 150 seçmen var. Evet. 250 de nüfus vardır. Doğru mu efendim? Evet. Yazılım. İlçeye kaç kilometre mesafe efendim? Mesafede. 23 kilometre mesafede sayın izleyiciler. Muhtarımın yolu, grup yolu. Yolla bir girdim dar arkadaşlar. Doğru mu efendim? Evet. Muhtarım da esnaf aynı zamanda dolmuş çalıştırıyor. Gidip geliyorsunuz devam. Doğru mu efendim? Evet. Evet. Sıkıntı yaşadınız mı efendim bu yolun dar olması ile ilgili? Yolun dar olması sıkıntı mutlaka yaşanıyor. Yakından aldım. Mutlaka yaşanıyor. Evet. Altyapısı var mı efendim? Var. Altyapısı var. Yalnız bir şey var. Gideriliyor. Gider evet tamam. Asfalt sıfır. Koku yapıyor. Koku yapıyor. Arkadaşlar maalesef Türkiye'nin birçok yerinde aynı sorunla karşılaşıyoruz. Köye çok yakın. Köye çok yakın. Bir şöyle söyleyeyim. Osmaniye merkeze bağlı Nohuttepe mahallesi vardı. Osmaniye'nin altyapı kanalizasyonu köyün üst tarafına akıyordu sayın izleyiciler. Haber yaptık. Osmaniye valisine de çok teşekkür ediyorum. 3 kilometre uzattı, köyden uzaklaştırdı. Evet. Burada da aynı durum var. Doğru mu efendim? 3 kilometre gitmesini istiyorum. Evet. Biz mutlaka vatandaşı kokuyor abi. Evet. Sana şimdi sistemi bozuyor. Onu da belirtelim arkadaşlar. O zaman sizin en büyük sorunuz altyapının köye yakın olması. Doğru evet. mu efendim? Evet. 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 Mutlaka biz altyapı kanalizasyonu en az 3 kilometre uzakta atmasını istiyoruz. Bir Göksu Kızılöz köyü değil. Kırmızı, evet. Yeşilköy, 3-4 köy rahatsız bu kokudan. Aynı kokudan rahatsız. Evet. evet. Aynı yol üzerinde yaşıyor. Evet. Grup yolu söyledik evet. Muhtarımın köyünün evet. yanında daha ileride evet. köyler var arkadaşlar. Bir muhtarı aradık çok uzak dedi. Burası onun için yarına bıraktı. Çünkü bugün öğleden sonra ikindi zamanı geldik Göksu'na sayın izleyiciler. Ancak Kahramanmaraş'ın bütün ilçelerdeki vatandaşlarımız bir en güzel şekilde karşıladı. Ama Göksu'nu daha çok biz seviyoruz. Neden? Böyle taziye evi yok. Yok değil mi taziye? Taziye evim yok. Evet. Muhtarlık odası var mı? Muhtarlık odası yok. Muhtarlık odası da yok sayın izleyiciler. Mutlaka biz muhtarın misafiri geldiğinde ağırlayacağı bir muhtarlık odası olmasını istiyoruz. Evet. Halkta ne istiyor? Taziye evi istiyor arkadaşlar. Halk taziye evi istiyor. Türkiye'de en başarılı belediye başkanı 12 Şubat Belediye Başkanı, ilçesi Belediye Başkanı Hanifi Bahçek sayın izleyiciler. Mahalleye dönüşen her köye ne yaptı? 10 tane ev olan bir yere taziye evi yaptı. Taziye evi yaptı. Türkiye'de her yerde söylüyorum. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunlar da izliyordur. Çünkü Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi bizi bir muhtarlarımız destekliyor. Bir de belediye başkanlarımız destekliyor. O şekilde ne yapıyoruz? Yayın hayatımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Efendim çocuk parkı var mı? Çocuk parkı var caminin yanında görüşüyorum. Evet. Arazi yollarımız ne durumda efendim? Arazi yollarımız da bunlar pek iyi değil. İyi değil. Arazi yolları mutlaka sayın izleyiciler. Ben daha arazi yoluna kredi alamamışım. İstedin mi? İstedim alamadım. Evet. Büyükşehir İlçe Belediye Başkanımızdan Hüseyin Coşkun abimizden istiyoruz. Doğru mu efendim? Evet. Hüseyin Coşkun soyadı neydi efendim? Aydın. Hüseyin Coşkun Aydın. Göksu Belediye Başkanımızdan rica ediyoruz. Kredi ihtiyacı varmış arkadaşımızın. Kaç günlük efendim? Abi bilemiyorum. Arazi yolları. Arazi yolları iyi değil. Evet. Evet sayın izleyiciler. Vatandaşlar ürünün rahat bir şekilde getirmesi için arazi yolları ne yapılmalı? Daha. Periyodik olarak her yıl düzeltilmeli. Evet. Diyoruz arkadaşlar. Ekleyeceğimiz başka konu Köyümün var mı? Köyümün içinde park edaşı yok. Yarım, hiç mi yok park edaşı? Yarım kaldı. Yarım kaldı. Evet. İşte az önce örnek verdim. Andırın'da Çuvadarlı Mahallesi'nin muhtarı sadece 300 metrelik bir sokağın park edaşı kalmış. Bütün hizmetler tamamlandı yarım sayın kaldı. İzleyiciler. Burada da biz çamurda görüyoruz. Evet. Yazında tozdan rahatsız evet. oluyor. Doğru mu efendim? Evet. Biz yarım kalan park edaşlarının da mutlaka tamamlanmasını istiyoruz. İlçe belediye başkanımızın belki imkanları olmayabilir ama Büyükşehir Belediyesi Hayrettin Güngör abimizden rica ediyoruz. Evet. Doğru mu efendim? Doğrudur. Çünkü hizmet bayrağını Mehmet Fatih Erkoç'tan aldı.
daha yükseklere inşallah taşıyacak diyoruz. Göksu'nda da Kahramanmaraş'ın kahraman evlatları hizmetin en iyisine layıktır diyoruz. Mutlarımıza da Türkiye'de Mutlular Ses Gazetesi röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Sesler teşekkür ediyoruz.